Tekrardan merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Organik kimyada alkanların ilk iki videosunu bitirdik. Adlandırmanın temelini alkanlar oluşturuyor. Alkanlardan sonra bu temelin üzerine hep eklemeler yapıyoruz. O nedenle, bu nedenle, şu nedenle, hayır bu nedenle, şu o değil. Bu nedenle alkanların adlandırılması çok önemli. Bu temel kurallar değişmeyecek. Hep üzerine ekleyeceğiz, üzerine ekleyeceğiz, üzerine ekleyeceğiz. Alkanların adlandırılması çok önemli olduğu için adlandırmadan... Ekstra bir test hazırladım. 2 sayfalık kısa bir test. Burada adlandırmayı iyice pekiştir. Sonra özel adlandırmalara geçeceğiz. Sonra alkanlarda izomerlik. Sonra alkanların fiziksel kimyasal özellikleriyle beraber alkanlar videomuzu bitireceğiz. O zaman alkanların 3. videosu yani temel adlandırma alıştırmasına başlayalım. Şöyle adlandırma kurallarımızı iyice hatırlayalım. Şimdi önümüzde bir bileşik var. Önce yapmamız gereken bu bileşikteki en uzun karbon zincirini seçmek. Seçeceğimiz en uzun karbon zinciri bizim ana zincirimiz olacak. Bakın 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar iki tane eşit ana zincirimiz var. Eşit karbonlu ana zincirimiz var. Hangisini seçmek zorundayız? Burada bileşik simetrik değil. Şu ana kadar bizim konu anlatım PDF'mizdeki ee, eşit karbon zincirli bileşiklerimiz hep simetrikti. Yani hangi zinciri seçersen seç fark etmiyordu. Çok kafanız karışmasın diye ona göre seçmiştik. Burada biraz daha karşılaşabileceğiniz farklı türleri de seçeceğiz. Birinci karbon zincirimiz bu. Ha şu CH3'ten değil alttan başlayabilirsin. Aynı bu CH3'ten değil buradan başlayabilirsin. Aynı onların farkı yok. Kastettiğim o değil. Kastettiğim pembe ile çizdiğim ve kırmızı ile çizdiğim zincir. Kırmızı ile çizdiğimde bakın 3, 6, Pembe ile çizdiğimde 3, 6 ve bunlar simetrik aynı zincir değil. Bunlar da farklı isim çıkıyor. Arkadaşlar Yufak diyor ki iki tane eşit uzunlukta simetrik olmayan yani bunun gibi bir durum varsa ana zinciri seçtikten sonra yandal sayısına bakarsın. Hangi ana zincirde daha fazla yandal geliyorsa o senin ana zincirindir. Bakın kırmızı ana zincir seçsem 1, 2 tane yandalım var. Değil mi? Kırmızı ana zincir seçsem 2 tane yandalım var. İlk yaptığım işte lila mı, pembe mi, mor mu ne renkse onu ana zinciri seçsem 1 2 3 tane yan dalım var. Daha fazla yan dal olan bizim ana zincirimizdir. Bu nedenle ana zincirimiz şu anda mavi ile işaretlediğim burası. Sağdan başlasam 2, soldan başlasam 2. Sağdan başlasam 2'den sonra 3'te, soldan başlasam 2'den sonra 4'te var yan dal sağ tarafta daha çok. Bu yüzden sağ taraftan numaralandırdık. Yandanlar alfabetik sıraya göre söylüyoruz. 3'de etil var. 3'de etil var. 2'de ve 5'de 2 tane metil var. Bileşiğimiz 6 karbonlu. 3 etil, 2 5 dimetil, hekzan. İkinci örneğimize geldik. Yine bakıyoruz en uzun karbon zincirimiz neresi? şimdi şuradan başladım bakın geliyorum 1 2 3 4 5 6 7 6 7 başka 6 7 yani buraya dönebilirim buraya gidebilirim düz devam edebilirim Öncelikle şu ikisi aynı zaten bakın buraya gitmekte buraya gitmek arasında bir fark yok işte CH3 buraya gitmekte üsttekiler farklı yani biraz daha düzgün yazacak olursam yine iki renkle göstereyim size Birincisi kırmızı ile başlayıp dümdüz gitmek. İkincisi mavi ile başlayıp şuradan gelip aşağı dönmek. Biraz önce olduğu gibi burada da her ikisi de eşit tutuklukta. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu mavi. Maviyi seçtiğimizde bakın şurada bir yan dal var. Burada bir yan dal var. Burada bir yan dal var. Bir de maviyi seçtiğimiz için şurada bir tane yandal var. Yani 1 2 3 4 tane yandalımız var maviyi seçtiğimizde. Herkes bunu gördü mü? Gördüyse sileyim karışmasın diye kırmızının yandallarını çizeceğim şimdi. Kırmızıyı seçtiğimizde bakın burası bir yandal. 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 Kaç yandal oldu? 5 tane. O zaman ana zincirimiz kırmızı, mavi değil. Peki tamam hangi taraftan numaralandıracağız? Soldan başlasam ilk yandal 2, sağdan başlasam da ilk yandal 2. Sağdan başlasam 2'den sonra 3 var, soldan başlasam da 2'den sonra 3 üç var. 3'ten sonra 4, 3'ten sonra 4. Yani soldan da başlasam 2 3 4 de, sağdan da başlasam 2 3 4 de yandal var. O zaman yakınlıkla ve çoklukla karar veremiyorsak yandalın ismine bakacağız değil mi? sağdan başladığımızda Metil Metil etil soldan başladığımızda Metil etil alfabetik sıra olduğu için soldan başlıyoruz yakınlıkla karar veremediğin çoklukla karar veremediğin zaman alfabetik sırayla karar veriyorsun 3'te ve 4'te 2 tane etil var sonra iki de 5'te ve 6'da 3 tane metil var. Ana zincirimiz hep tan. Anlaştık değil mi? Biraz ortalamanın üzerinde örneklerdir tabi bunlar ufkun açılsın. İyice her şeyi öğren diye. Üçüncü örneğimize geçtiğimizde üçüncü örneğimiz zor gibi görünse de aslında diğer ikisinden biraz daha kolay. Çünkü ana zincirin ne olduğu biraz daha net belli. Bak en uzun bir tane zincirim var. Başladın, geldin, bitirdin. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha uzun yok. Şuradan başlasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan başlasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En uzunu bu. Yukarıdan başladığımızda 1, 2, 3, 4'te aşağıdan başladığımızda ilk yan dalımız 3'te. O yüzden yan dalın yakınlığı önemli olduğu için yakınlıkta karar veremediğimizde çokluk. Onunla karar veremediğimizde isme baktığımız için önce yakınlık. Yakınlık aşağıda 3 numaralı yandal, 3 numaralı karbona yandal geliyor. Aşağıdan başladık. Yandallara bakıyorum. Metil, metil, etil. Ne oldu? 6'da etil var. 3'te ve 4'te 2 tane metil var. Bileşiğim 9 karbonlu. 6 etil 3-4 dimetil nonan bileşiğimizin adı. Bir sonraki örneğe baktığımızda yine farklı bir örnekle karşınızdayız. Bu örneğe ne yapacağız peki diye baktığımızda. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şuradan başlayacağız. Bu kesin. Diğer tarafa gittiğimizde ise yukarı ile aşağı simetrik. İstediğiniz yöne dönebilirsiniz. Yukarı veya aşağıya gitmeniz ana zincirin ismi konusunda bir şey değiştirmiyor. Buradan şöyle de gidebilirsin. Hiçbir şey değişmeyecek. Tabii ki şuradan başlayamazsın. Buradan başlayamazsın. Bunları seçersen ana zincirin daha kısa oluyor. Yani en uzun zincir şuradan başlıyorsun. Şuradan başlıyorsun. Buradan sonra ister aşağı git ister yukarı git. Hiçbir şey değişmiyor. Hadi bakalım en uzun zinciri bulduk. Soldan başlasak sol gösterip sağ vurdum. Sağdan başlasak ilk yandan 3'e. Soldan başlasak da 3'e. Sağdan başlasak 3'te 2 tane yandal var. Soldan başlasak da 3'te 2 tane yandal var. Yakınlık aynı. Çokluk aynı. O zaman alfabetik sıra. Soldan başladığımız zaman bakın şurada bir etilimiz var. O yüzden soldan başladık. 1 2 3 4 5 6 3'te etil var. Sonra 3'te 4'te ve yine 4'te 3 tane metil var. Bileşiğimiz ise 6 karbonlu 3 etil 3 4 4 trimetil hegzan. Bir sonraki örnek yine en uzun karbon zincirinin bariz belli olduğu. Bak şuradan başladın, şuradan geldin, şuradan geldin, şuraya döndün, şuraya çıktın. Daha uzunu yok. Yukarıdan başladığımızda ilk yandal 4'e geliyor bakın. 1, 2, 3, 4. Aşağıdan başladığımızda ilk yandal 3'e geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan dallarımız sadece metil. Ne kadar karmaşık görünse de basit bir bileşik aslında. Sadece sayıt Hoca şeklini değiştirmiş sizin için. 3, 4 di metil hep tam. 3, 4, di metil hep tam. Bir sonraki örneğe baktığımızda yine biraz dikkatli baktığınızda bariz bir şekilde e, ana zincirimiz belli. Bak şu üstten başlıyorsun. Geliyorsun aşağı iniyorsun. Ha buradan şu ch 3 veya bu CH3'e gitmen bir şey değiştirmiyor simetrik. Soldan başladığımızda ilk yandal 3'e sağdan başladığımızda ilk yandal 2'ye geliyor. Önce yakınlık önce yakınlık sonra çokluk sonra alfabetik sıra olduğu için sağdan başlıyoruz. Bakıyorum yandallara metil 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 metil. Farklı yandal yok. O zaman 2'de, 3'te, 4'te, 5'te ve 6'da. Toplam 5 tane metil var. 2, 3, 4, 5, 6 pentametil. 8 neydi? Oktan. 2, 3, 4, 5, 6 pentametil oktan. Halkalı yapıdaki bileşiklere baktığımızda halkalı yapıda direkt yandanın bulunduğu karbona 1 numarasını veriyorduk. Peki hangisine 1 diyeceğiz? Çok olana. Çokluk aynı. Bir tane yandal var. Bir tane yandal var. Bir tane yandal var yan dalın çokluğu, yan daldaki karbon sayısının çokluğundan bahsetmiyoruz. Çoklukla karar veremiyorsan alfabet isim bir bu. Sonra 2, sonra 3. Ne oldu? 1 etil 2, 3 dimetil siklopentan. Pentan değil siklopentan diyoruz. Halkalı olduğu için. Bakın dedim ya öncelikle çokluk da hani düz zincirli de önce yakınlık sonra çokluk. Halkada yakınlık diye bir şey yok. Direkt yandala bir numarasını veriyorsun. Burada önce çokluk. Burada iki tane yandal var bakın. 1 2 Diğerlerinde birer tane yandal var. Bir diyeceğiz. Sonra ne tarafa döneceğiz? Hangi taraf çok sonra? E çokluk aynı. Burada da bir tane, burada da bir tane var. O zaman alfabetik sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 2 etil. 1, 1, 5 tri metil siklo pentan. Şimdi arkadaşlar, öğretmenleriniz tarafından size öğretilen kurallarda bu bileşik size yanlış gelecek hatta itiraz eden bazı öğretmenleriniz de olacak. Burada öğretmenlerinizin büyük bir kısmı 1 2 3 deyip 2 2 3 trimetil 1 etil önce bir etil gelecek tabi siktopentan diyecek şöyle de bir kural uydurmuşlar kendileri uydurmayanlara saygıyla sevgiyle ee, selamlıyorum ancak tamamen kafadan uydurma bir kural yandalları topluyoruz toplama en küçük olana geliyoruz diyor 1 2 2 3 3 5 7 8 5 6 7 9 bu daha küçük olduğu için bunu tercih ediyoruz diyorlar öncelikle arkadaşlar böyle bir kuralımız yok bu Çoğu bileşikte tutan bir kısa yol. Yani yandalları tutur, toplarsın. Yandal toplamı en küçük olan hangi tarafsa onu seçersin diye bir kısa yol. Ancak bu tamamen ne yazık ki bizim tarafından, bizim kimya öğretmeni arkadaşlarımız tarafından uydurulmuş bir kısa yol. Bunun bir bilimsel gerçekliği yok. IUPAC tarafından herhangi bir şekilde böyle bir kural yok. IUPAC kuralları çok basit. Yandala düz zincirli ise en yakın yerden başlarsın. En yakın uçtan. Siktoysa yakınlık diye bir şey yok. Bir yandala bir numarayı vereceksin. Hangi yandala bir numarayı vereceksin? Yandalın çok olduğu yere bir numarayı vereceksin diyor. Hangi karbonda yandal daha çoksa ona. Burada iki tane yandalımız var. Diğer yerlerde bir tane. Buraya bir diyeceksin diyor. Bitti bu kadar. Hatta hatta bakın şöyle şöyle şuradan göstereyim. Benim isimlendirmede karışıklık olduğunda kullandığım bir uygulama var. ACD'nin bir uygulaması. Bu uluslararası anlamda işte IUPAC kurallarına uyan otomatik bir adlandırma programı bilgisayarda. Program uygulamada şeyi çiziyorsunuz. Molekülü çiziyorsunuz. E, gerekli tuşa bastığınızda gerekli tuş neyse şuradan tools'tan bileşiği adlandır dediğinde soru sana e, bileşik Program sana bile şey adlandırıyor. Bakın ne dedi? 2 etil 1 1 5 trimetil siklopentan. Yani diyeceğim o ki. Yani diyeceğim o ki sevgili arkadaşlar. Okulda öğrendiğiniz e, öğretmen arkadaşların size söylediği yan dalları topla. Yan dalların toplamı en küçük olan şekilde yap kuralı. Çoğu şeyde işe yarar. ÖSYM ÖSYM organikten çok zorlamadığı için ÖSYM'nin çoğu sorusunda işe yarar. Ancak işe yaramadığı yerler vardır. Milli Eğitim kitabında ve kazanım testlerinde bu kuralın işe yaramadığı sorular vardır. Bu yüzden bu kuralı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Düz zincirli bir bileşiği isimlendiriyorsan öncelikle yakın olan uç yakın. Yakınlık bir taraf daha yakınsa diğer taraf artık istediği kadar çok olsun toplamı istediği kadar küçük gelsin bizi hiç ilgilendirmiyor. Yakın mı? Net bas geç. Yakınlık eşit mi? Çokluk hangi tarafta dal daha çoksa oradan başlıyorsun. Çokluk eşit mi? Alfabetik sıra. Halkalı isimlendirmesinde yakınlık diye bir şey yok. Halkalı da yandalın bulunduğu karbona bir diyoruz. Hangisine bir diyeceksin? Yandalın çok olduğu karbona. Çokluk var mı? Geri kalan seni ilgilendirmiyor. Toplam moplam salla yok öyle bir şey. Anlaştık değil mi? çokluk varsa çok olan yan dalın çok olduğu yan çok olduğu yere şuradan göstereyim hemen bir diyorsun. Daha sonra yan dalın nerede çok o tarafa dönüyorsun? Burada çokluk aynıydı. Ne yaptık? Alfabetik sıraya göre döndük. Dönme yönümüz de yine çokluğa göre belirleniyor. O zaman hadi bir sonraki örneğe geçelim. Burada kafa karışacak bir şey yok. Burada bariz belli zaten. Yandal burada çok buna bir diyeceğiz. E sağ taraftan gittiğimizde daha kısa geliyor. Sağ taraftan gideceğiz. Ne oldu bileşiğimizin adı? 4 etil 1 1 e, Tire yok orada pardon. 1 1 3 Tri metil Ana zincirimiz 6 karbonlu. Siklohexan Evet İki tane halka olduğunda ne yapacağız? İki tane halka olduğunda tabii ki büyük halka yana zincir kabul edeceğiz. Büyük halkada yan dalın çok olduğu karbona bir dedik. Diğer yan dallara göre döndük. Bu yan dalın adı siklopentil. Bunun adı metil metil etil. O zaman etille başlayacağız. Bir etil. Yan dalları da alfabetik sıraya göre söylüyoruz ya. E, biri söylemeyi unuttuk. Bir, iki, dimetil. Üç, Siklo pentil. Yandal hep ille biter. Bileşiğin adı siklohegzan. Bileşiğin adı da siklohegzan sevgili arkadaşlar. Bu bileşeye baktığımızda bakın bu bileşikte bir tane siklo var. Bir tane siklo var. Bir de düz zincir var. Öncelikle şunu hatırlatayım. Hem sikloyu hem düz zincir ana zincir kabul edemezsin. Ya siklo ana zincir diyeceksin ya düz zincir ana zincir diyeceksin. Siklodan başlayıp düz zincirden devam da edemezsin bak. Ya diyeceksin ki siklo ana zincir ya düz zincir ana zincir. Anlaştık değil mi? Peki hangisi diyeceğiz? Arkadaşlar milli eğitim ÖSYM geçmişte sorduğu bir soruda hangisi uzunsa onu ana zinciri kabul ediyor. Yani burada ana zincirimiz alttaki düz zincir. Zaten yandalın nereye yakın olduğu da açıkta. Bu şekilde ana zinciri kabul edip bu sikloyu yandal kabul edip buna göre isimlendiriyor. Çıkmış soru var. Biz de böyle yapacağız. Yalnız eğer bunu izleyen üniversiteden arkadaşlarım varsa hatırlatıyorum. İUPAK bu konuda kuralları değiştirdi. Bu konuda kuralları değiştirdiği için İUPAK şu anda her zaman sikloya ana zincir kabul ediyor. Yani küçük büyük önemli değil. Bir bileşikte siklo ve düz varsa siklo ana zincirdir diyor. Anti parantez hatırlatıyorum. Milli eğitim şu an böyle bir örnek kitabında yok. ÖSYM'nin çıkmış sorusunda da uzun olanı ana zincir kabul ediyor. Çıkmış soru örneğimiz olduğu için biz siklo ve düz zincir bir bileşikte varsa hangisi uzunsa onu ana zincir kabul edeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? 2, 3, dimetil, 2, 3, dimetil, 4, siklo, Propil bileşiğimiz 7 karbonlu yani heptan. Yine bakın dikkatinizi çektiyse şurada bir şurada bir siklomuz var. En uzun zinciri seçelim bu sikloya göre. Şuradan başladık. Şöyle en uzun oluyor artık. Şimdi şuradan başlasak daha uzun da o zaman siklo garip bir şekilde yandal olacak. Oradan başlayamıyoruz. 1 2 3 4 5 1'de doğrudan yandal var o yüzden 1'den başladık. 2'de etil var. 2'de 4'te de ve 4'te 3 tane metil var. Bir de bir de siklo var. Bileşiğimiz pentan. Peki bu kadar karışık bir şey karşımıza çıkar mı hocam? Bu kadar karışık bir şey karşınıza çıkmaz. Eğer hem sikloyu hem düz zincir ana zincir yapacaksa şey hem siklonun hem düz zincirin olduğu verecekse böyle bir şey verir ki sorulan soru da böyle bir şeydi zaten. Yani adlandırmadan çok böyle yoğun çok karmaşık şeyler çıkmaz. Ama bu isimlendirmede hani numaraların toplamının ana zincir olmadığı, yakın olan yerin ana zincir olduğu şeklinde hani konuşmuştuk ya bir soruda. Ona dayalı soru milli eğitimde var. Ona dayalı soru milli eğitim testlerinde ve kitabında var. Ona dikkat ederim. Önce yakınlık, sonra çokluk, sonra alfabetik sıra. Ancak siklo ve düz zincirin olduğu hangisini acaba ana zincir seçeceğim şeklinde kafanda soru işareti kalacak bir soru çıkmaz. Çünkü milli eğitimde de çıkmış sorularda da böyle zor bir örnek yok. O zaman adlandırmanın bu kısmını anladıysan bir sonraki videoya yani özel adlandırmalara geçebilirsin artık. Abone oldun mu? Yani ol artık bak bu kadar çalışıyorum bunların hepsini sana yazıyorum. Araştırıyorum nerede ne var diye. Bazen öğretmenleri karşıma alıyorum diyorum. Bu böyle olmaz bakın bunun kuralı böyle tartışıyorum. Bir abone ol diyorum yap ya. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.